Liselere giriş sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi de tercih heyecanı başladı. Öğrenciler bu aşamada maksimum 20 tercih yapabiliyor. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Biz de sizler için araştırdık. Anadolu Lisesi'ne gideceğim büyük ihtimalle. Kafamda 5-6 okul var. Fen Lisesi'ne fazla puanım yetmediğinden dolayı Sarıyer'e yakın o civarlarda bir Anadolu Lisesi düşünüyorum. Liseye hazırlanan yüz binlerce öğrenci için sınav heyecanı bitti, tercih heyecanı başladı. Yüz binlerce öğrenci bu tercih ekranı üzerinden 20 Temmuz'a kadar lise tercihlerini yapacak ve ardından da sonuçların açıklanması için yeni bir heyecan başlayacak. Öğrenciler maksimum 20 tercih yapabiliyor. Bu aşamada 3 ayrı yerleştirme türü var. İlki adrese dayalı yerel yerleştirme. İkincisi sınav puanıyla merkezi yerleştirme. Üçüncüsü ise pansiyonlu okullara yerleşme. Hangi alanda eğitim verdiğine, okulun kaç yıl olduğuna, okulun adresine, okulun kontenjanına gibi özelliklere bakmak lazım. İncelemeden asla tercih yapmasınlar. Öğrencilerin tercih yaparken dikkat etmesi gereken bu gibi pek çok unsur var ama bunlardan en önemlisi yüzdelik dilim. Peki neden? İşte cevabı. Puanlama değişen bir şeydir ama yüzdelik dilim öğrencinin gerçek bulunduğu yeri gösterir. Yani o sıralamadaki yerini gösterir. Sınavda öğrenci alan okullarda o sıralamadan öğrenci alır. O yüzden puana hiç bakmasınlar. Yüzdelik dilimde 8'lerde. 416 puan aldım. Yüzdelimde %7 oldu. Bu dönemde ise ailelere büyük görev düşüyor. Baskıcı olmasınlar. İşte fen lisesine gitmek zorundasın. Fen lisesi en iyi okul. Böyle bir şey yok. Yani öğrencinin mutlu ve başarılı olacağı yer en iyi okuldur. Baskıcı tutum yerine ortak kararı tercih etsinler.